Herkese yeni günden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız çok şükür biz de iyiyiz. Bugün mutfaktayız. Sizinle beraber vlog başlatalım dedik. Annem hamsileri temizliyor. Akşam menümüzde hamsi var. Annem de hamsileri bir güzel temizliyor. Zaten bunları hepsini ekleyeceğim size de. Şimdi biz de kadayıf yapıyoruz. Babamla annem dün çarşıya çıktılar. Gelirken de taze taze kadayıf almışlar. Bir güzel, bu arada 750 gram değil mi? Hı hı. 750 gramlık taze kadayıf almışlar. Biz de bunları değerlendirmek adına güzelce tepsiye dizeceğiz. İki çeşit yapacağız. Bir tanesini derin dondurucuya atacağız. Diğerini de künefe yapacağız. Künefe. Peynirimiz de zaten taze peynirimiz var. Güzel tuzsuz peynirimiz var. Onları da size gösteririz. Bu da çok güzel bir tarif. Daha önce denediğimiz, yaptığımız bir tarif. O yüzden sizlere de paylaşmak istedik. Bu arada 750 gram kadayıfa bir paket paket yağ ekledik. Bir de yarım su bardağı sıvı yağ ekledik. Evet. Paket yağını güzelce erittikten sonra bir su bardağı da sıvı yağ ekledik. Güzelce harmanladık bunları. Şimdi güzelce yapımına geçelim. Size de gösteririz zaten. Şimdi size ablam bir tane yapıp gösterecek. Örnek bir tanesini gösterecek. Güzelce aldım elime. Genelde uzun olanları tabii yapıyoruz. Şöyle parmağımı doluyorum. Şu şekilde. Ondan sonra azıcık ortasını açıyorum. Şöyle bir şöyle yakından göstereyim. Yani bülbül yuvası tarzında oluyor. Ortasında ya ceviz ya da fıstık koyabilirsiniz. Biz ceviz koymuştuk. Çok lezzetli olmuştu cevize. Tepsiye diziyoruz. Güzelce kızarana kadar bekleyeceğiz fırında. Ondan sonra şerbetini dökeceğiz. Evet. Şerbetin tarifini de gösterir zaten. O şerbet için annemdi. Şimdi ablam bir tane daha göstersin size. Uzun bir tutam alıyoruz. Bakın, şöyle oldukça basit. Buluyorum. Bu şekilde. Bu şekilde sık sık tepsiye diziyoruz. Kadayıflarımızı bu şekilde rulo halinde yapıp tepsiye güzelce dizdik. Pişirdiğimiz zaman da üzerine güzelce bir ceviz konduracağız. Fındık da fıstık da çok yakışır zaten. Ama biz genelde ceviz koyuyoruz. Şimdi bunu güzelce streçleyip derin dondurucuya kaldıracağız. Çünkü bugün künefe yapacağız. O yüzden bunu da güzelce streçleyip kaldıralım. Dizmeye başladık. Akşam yemeğimizi hazırlamaya başladık aslında. Şu iki tavamızı dizdik. Aslında bir tane daha tavamız vardı. Ona da normalde diziyorduk ama o makinede şu an çalışıyor diye açmak istemedik. O yüzden şimdi tabağı dizeceğiz. Bir tavamız piştiği zaman direkt tabaktan ona aktaracağız. O şekilde pişireceğiz yani. Çok kısa sürede pişti. Evet, çok kısa sürede piştiği için sıkıntı olmaz. Bizim aslında geçtiğimizde hemen ocağa atıyoruz. Zaten onu yiyene kadar pişiyor zaten. Aynen. Yani. Hatta şunu da şöyle koyalım. Tamam, bu kadarcık. Bitti. Bu arada biz genelde haftada böyle iki sefer mutlaka tüketiyoruz. Tüketmeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim, öyle daha doğru olur. Yine bugün de menümüzde balık var. Büyük balık da seviyoruz aslında. Ama ne bileyim, ben mesela hamsiyi daha çok seviyorum. Hatta eskiden hiç balık yemezdim. Asla ağzımı sürmezdim. Son zamanlara doğru böyle artık yemeye başladım. Zaten çok vitaminli olduğu için mutlaka yemeye çalışıyorum. Şu ellerimi de yıkamadan önce şunu da söyleyeyim. Biz normalde balık yediğimizde de, yani büyük balık yediğimizde de mutlaka yerinde yemeyi tercih ediyoruz. Genelde Koçkale'ye gidiyoruz zaten yemek için de. En güzel, en temiz yer orası. Evde de böyle büyük balıklar yapınca muhtemelen bahçede yapıyoruz. Çünkü evi kokusu çok seviyor. Hamsi gelip geçiyor kokusu bir şekilde. Şimdi bunları bekleteceğiz bir güzel. Akşam yemeğine yakında hemen pişireceğiz. Bu sırada salatamızın yapımına geçelim. Salatamızı yapalım. Daha sonra görüşürüz. Marullarımı bir güzel kurladım. Şimdi köşelerindeki kötü olan yerlerini bir güzel sıyırıp alacağım. Şunları da çok önemli alayım aslında. Bu arada birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Az önce söyledik zaten.
Balığın ne kadar faydalı olduğunu size de söyledik. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Daha önce maalesef ki bundan 2 yıl önceydi yaklaşık. Daha deprem olmamıştı değil mi abla? Tabii. Ondan önceydi. Babam rahatsızlandı. Anormal bir şekilde babamda şişkinlik olmuştu. Bayağı bir ağrı da yapıyordu. Daha sonra hastaneye gittik neden oluyor diye. Onun sancısını çok fazla çekti. Hiçbir şekilde rahatlamayınca böyle rengi o kadar değişik oldu ki ve bir gün içinde resmen yaşlandı gibi, öyle söyleyeyim size. Bayağı bir kötü oldu. Yüzü çöktü, rengi gitti. Sanki böyle bir gün içinde zayıfladı gibi, öyle bir hal aldı. Bayağı bir kötü olmuştu. Biz çok telaşlandık. Hemen gece kalkıp acile gitmiştik ama bir çözüm bulamadılar. Ne olduğunu anlamadılar. Ondan sonra ertesi gün kalktık, gittik hastaneye. Fethisek'in şehir hastanesine gitmiştik o zaman da. Hastaneye gittiğimizde tahlil yaptılar ve beyaz kürenin yüksek olduğunu öğrendiler. Beyaz küre de çok tehlikeli bir şey zaten. Araştırırsanız mutlaka denk gelirsiniz. Hemen sizin açınızı değiştirip geldim. Dediğim gibi bakarsanız zaten neye ne olduğunu anlarsınız beyaz kürenin. Hatta doktor çok şok olmuştu yani siz bu şekilde nasıl yaşadınız diye. Bayağı bir bizim için zorlu bir süreçti açıkçası. Daha sonra araştırdık beyaz küreye ne iyi geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, değerleri normalde 100 olması gerekirken babamın 600'e çıkmıştı. O şekilde kötü olmuştu. Araştırdık ne iyi, beyaz küreye ne iyi geliyor, ne düşürür diye. Doktor bir hafta sonra kontrol günü olarak belirledi. Bir hafta sonra gel bakalım dedi. Biz de o süreçte araştırdık. Bakalım neler yedirebiliriz, neler içebiliriz. Biz böyle hastane işlerinde çok titiziz aslında, öyle söyleyelim. Çünkü daha önce çok acı bir tecrübemiz oldu hastanede. O yüzden bir tık daha hastaneyi yapmamak adına, hastanelik olmamak adına dikkat ediyoruz. Babamın da bu şekilde evde neler yapabiliriz diye araştırdıktan sonra balık iyi geldiğini gördük. Ve hemen bir hafta içinde, yani sadece perşembe günleri mi yedirmiyorduk? Öyle bir şey değil. Bir hafta içinde hep balık yedirdik. Hep böyle çeşitli balıklar yedirdik. Büyük balıklar yedirmeye özen gösterdik özellikle. Su içirdik, bol su içirdik. Yani şöyle söyleyelim, balığın hiçbir şekilde zararı yok. Eğer hastaysanız mutlaka, tabii vücudunuza iyi geliyorsa, balığa alerjiniz yoksa mutlaka balık yemeyi ihmal etmeyin ve su içmeyi ihmal etmeyin. Çünkü balık ve su gerçekten çok faydaları var. Bol su, babamın ikinci hastalığında da yine şey yapmıştık, su içirmiştik. Onda da iyi gelmişti babama. Devamı ki bol su için ve balık tüketimine özen gösterin. Ondan sonra hastaneye gittiğimizde doktor yine şok oldu, öyle söyleyeyim. Hatta bize söyledi ne yaptınız, ne içirdiniz diye. Biz de balık deyince zaten internete yazınca faydaları çıkıyor. Öyle bir anımız var bizim de. Rabbim kimseyi hastaneye düşürmesin ama hastanesiz de bırakmasın. Çünkü gerçekten hastalıklarımız olduğu zaman direkt çözüm hastane. Yapacak hiçbir şey yok, evde yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şimdi sizi hızlı çekime alalım. Salatamı yapmaya devam edeyim. Salatamız tamam. Yanına da turp doğradık. Artık balıklarımızı pişirmeye geçiyoruz. Bir güzel balıklarımızı pişirelim. Pişirdiğimiz son halini de size göstermeye çalışıyoruz zaten. Zaten çok az yağ kullanıyoruz. Şöyle evet. Bir gezdirelim. Şuraya dökelim. Bu kadarcık yeterli. Yani biz, bize bir de yeterli oluyor genelde. Yani nasıl diyeyim, ekmeksiz de yiyoruz zaten. Fazla bile kalıyor. Babam kalanı sonra yiyor. Biz yemiyoruz da babam yiyor. Şimdi bunları bir güzel pişirelim. Daha sonra son halinde sizinle görüşürüz. Pişirmeye devam ediyoruz. Ablam şimdi bir tanesini ters çevirecek. Onu da size gösterelim dedik. Bu tarafa
dikkatli olmak gerekiyor. Güzelce yağmak bilmemiz gerekiyor ki elinize falan yağ dökülmesin. Evet, biraz etraf baya böyle batıyor. Aynen, etraf biraz batıyor ama yapacak bir şey yok. Ters çeviriyoruz şu şekilde. Tekrardan tavamızı aktarıyoruz. Sonra şu kalan yağ tekrardan üzerine gezdiriyoruz. Bu arada arkada da biberiye suyumuzdan, yani kokuyu alması için suyumuzdan yaptık. Unutmuştuk, sonradan hemen koyduk. İçerisine de biberiye, karanfil, daha sonra bir çubuk tarçın, bir de limon kabuğu koyduk. Bu şekilde güzelce kaynayıp kokuyu alacak. Biz böyle masayı toplayana kadar, işte bulaşıkları yıkayana kadar bu hep sabit kalıyor burada, kaynıyor. Kaynadıkça üzerine su ekliyoruz. Biz bu şekilde devam ediyoruz. Yemeklerimizi yedik. Şimdi mutfak temizliğini yapıyoruz. Ablam bir güzel ocağı temizliyor. Bu arada şunu da temizliyoruz ama hiç beğenmedik. Bitirmek için uğraşıyoruz. Evet, bitirmek için uğraşıyoruz resmen. Şu Viking'in şey de satılıyor. Bim'den almıştık biz. A101'den. A101'den almıştık ama hiç beğenmedik. Sadece bitirmek için böyle sıkıyoruz. Hiçbir işe de yaradığı yok yani. Çok beğenmedik. Şuraları da sıkalım abi biraz. Onu güzelce yıkadık. Sirkeli suda bekledik ilk önce. Daha sonra sirkeli suda beklettik. Daha sonra bir güzel kurutma makinesine kurutup altını peçete koyduk saklama kabımızın altına. Üstüne de bir kat daha peçete koyuyoruz ki fazla suyunu alsın. Zaten bu yeterince suyunu alıyor ama bu daha taze çıkmasını sağlıyor. Bu şekilde alıp kullanıyoruz dolaptan. Hem daha pratik oluyor. Size de tavsiye ederim. Siz de mutlaka sebzelerinizi, maydanozlarınızı bu şekilde koyun. Roka da böyle olur. Bu arada kurutma makinesinde sorarsanız eğer, içinizden merak edenleriniz elbette olmuştur. Bunu çok eski zamanlarda almıştık. Belki şu anda satılıyordu bilmiyorum. Hiç bakmamışız ama muhtemelen belki daha iyileri çıkmıştır. Bu ta çocukluğumuzdan beri bizde olan bir şey. Eğer varsa girip internetten bakabilirsiniz zaten. Oldukça güzel bir ürün. Size de tavsiye ederiz. Mutfağımız pırıl pırıl oldu. Bunlar da şimdiki eşyalarımız. Arkada hala kokumuz kaynıyor. Ocağımızı güzelce sildik. Şimdi de çaya hazırlık yapıyoruz. Çayımızı da koyduk. Bu ne diye sorarsanız daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Tavada künefe yaptık. Künefe yapacak altlığımız yoktu. Tepside de yapmak istemedik. Çünkü bir kısmını, kadayıfın bir kısmını tepsiye tatlı yaptık. O yüzden bunun kalanını da bu şekilde künefe olarak değerlendirmek istedik. Güzelce künefelik peynirimiz de vardı. Varken kaçırmayalım dedik. Bu arada şu kokuyu da mutlaka yapmanızı tavsiye ederiz. Çünkü evde çok azıcık balık kokusu kaldı. O kadar da olabilir. Malum kış ayındayız. Kapı pencereyi de çok fazla açamıyoruz. Açabildiğimiz kadar havalandırdık. Bunun kokusuyla da böyle harika oldu. Bu arada bunu yumuşatıcı olarak da yapan var. Biz bir sefer denedik ama o şekilde tencereler boşa çıkıyor, sanki o şekilde hissediyoruz. Onun için ayrı bir tencere yapmamız gerekiyor. O yüzden şimdilik bu şekilde bitkisel olarak devam ediyoruz. Bu arada bizim evimizde ilk defa bu kadar üşüdüğümüzü hissediyoruz. Şu an -18 derece ve -25'e kadar inanamazsınız. Hissedilen -25'e kadar çıkıyor. Ve evler inanılmaz soğuk. Bizim ev normalde hiç ama hiç soğuk olmazdı. Yazın pencerelerimiz, kapı pencereler hep açık olurdu. Hatta şaşıyorlardı bizim akrabalarımız, nasıl bu kadar her yeri açabiliyorsunuz diye, ama inanılmaz sıcaktı. İnce tişörtlerle geziyorduk ama bu aralar hiç ince tişört de giyemiyoruz. Söylenenlere göre 3 aylık kar yağmış, öyle söylüyorlar. İnşallah bir daha yağar da güzelce sularımız, her yerde sularımız olur inşallah. Çünkü barajlarımız her yer kurumuş vaziyette. Cip mesir alanındaki bile kupkuruydu gittiğimizde. İnşallah sularımız da bu yol bol bol olur. Bu arada künefemizi bir sefer çevirdik. Altına güzelce tereyağladık. Biraz pişmesini bekliyoruz. Daha sonra diğer yüzeyini çeviririz zaten. Bir de ocağın çok altını bayağı bir kısık, yani çok kısık bir derecede olacak. Evet. Harlı ateşte olunca hiç hamur kalıyor. Şu şekilde bayağı bir az yanıyor yani.
Şimdi çayımızı da koyuyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim size. Bu aralar mutlaka bizi takip edin deriz. Çünkü çok güzel bir video gelecek. Bayağı bir kargo biriktirmişiz. Onları sizinle beraber açacağız. Muhtemelen bundan sonraki bir videoda olacak. Güneş ışığını bekliyoruz. Ama bu kışta da güneş ışığını bulmak biraz zor geliyor. O yüzden muhtemelen yarın çekeriz. Öyle çekeriz, ümit ediyoruz. Aynen. Çünkü bütün kargolarımız geldi. Bir tanesi gelmedi. Onu da zaten sıkıntı. Aynen. Onu Instagram üzerinden paylaşacağız onu da. Evet. O şekilde böyle devam ederiz inşallah. Bu arada bardaklarımızı hazırlamaya başlamışken size de bir konu hakkında teşekkürlerimizi iletelim. Bu aralar gelen yorumlar bizi çok sevindiriyor, çok mutlu ediyor. Yani nereye gidersek gidelim sanki bir yerde kapı açılacak gibi hissediyoruz. Yani kapı açılacaktan kastımız. Mesela geçen gün bir kişi yorum attı. İşte sizi Karabük'e bekleriz diye, Karabük'te yaşıyoruz diye. O bizi çok sevindirdi, çok mutlu etti. İstanbul'dan bir takipçimiz, Bursa'dan bir takipçimiz yazıyor. Bursa'ya gelirseniz mutlaka bekleriz. Yine Instagram, evet, Malatya'dan. Hatta isimlerini tek tek söyleyebiliriz yani, o kadar biliyoruz hepsini. Sanki böyle ailemizmiş gibi hissediyoruz artık. Instagram'dan da bize çok mesaj geliyor. Yani Viyana'dan, Fransa'dan, her yerden mesaj geliyor. Çok küçük bir aileyiz ama yine de mesaj atanlar, çok soranlar oluyor. O yüzden biz çok seviniyoruz, çok mutlu oluyoruz. Evet, hepinize tekrardan çok çok teşekkür ederiz. Güzel yorumlarınız, güzel dilekleriniz için. Evet, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kucak dolusu sevgilerimizi göndeririz size de. Şimdi çayımızı güzelce içelim. Daha sonra tatlımızı da güzel keseriz. Zaten şerbeti de hazır. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tatlımız pişti. Şimdi çıkartıp tabağa koyuyoruz. Çok güzel görünüyor gerçekten. Çok beğendik. Bir tanesini sizin için göstermek istedik. Gayet güzel görünüyor. Yani evde tavada da yapılabilirmiş. Onu anlamış olduk sizinle. Biz zaten normalde fırında yapıyorduk. Evet, fırında bu yapıyorduk. Bu sefer değişiklik olsun dedik böyle. Bakın bu şekilde görünüyor. Tadına da bakayım sizin için. Bakın şöyle peynir de uzuyor içine zaten. Tamamen erimiş. Tadı muhteşem. İnanılmaz güzel. Siz de bu şekilde tavada yapabilirsiniz. Biz çaylarımızı içerken artık videomuzun da kapanışını yapalım. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.